Lütfen buyurun. Lütfen buyurun. Buyurun lütfen. Evet. Aziz milletim, değerli milletvekilleri, kıymetli basın mensupları. Grup toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Geçtiğimiz cumartesi günü biliyorsunuz Nevruz Bayramı'ydı. Nevruz Türklerde yeniden doğuşu, zorlukları yenip refaha erişi simgeler. Kışın sonunu, baharın gelişini simgeler. Ergenekon'dan çıkışı, Türk'ün demir dağları delen o büyük kararlılığını simgeler. Bu vesileyle bir kez de buradan Nevruz'un zor zamanlardan geçen, türlü sıkıntılarla uğraşan aziz milletimize mutluluk, huzur ve refah getirmesini diliyorum. Bu günler elbette geçecek ve aynı büyük kararlılıkla o güneşli baharları hep birlikte mutlaka göreceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Değerli milletvekilleri, Türkiye bir yönetim kriziyle karşı karşıya. Türkiye hukuksuzlukla, adaletsizlikle karşı karşıya. Türkiye milli iradeye yapılan saygısızlıklarla karşı karşıya. Cumartesi sabahı itibariyle yaşananlar 5000 yıllık devlet geleneğimizin başımıza bela edilen bu ucube sistemde ne büyük bir tehdit altında olduğunun göstergesidir. Devlet ebed müddet diyen bizler, varlığımızın teminatı olan devletimizin Sayın Erdoğan'ın elinde oyuncak olduğu gerçeğine sessiz kalamayız. Devleti şahıs şirketi zannettiklerini biliyorduk. Devleti gelin, görümce ve damatlar için makam kapısı gördüklerini de biliyorduk. Devletin malını deniz, yemeğini de keriz gördüklerini de biliyorduk. Ama bugün artık öyle bir noktaya geldiler ki devletmiş, anayasaymış, kanunmuş, artık hepsi önemsiz birer detay haline geldi. Kendilerini saray sefasına öyle kaptırdılar ki millet iradesini umursayan, memleketin geleceğini düşünen aralarında hiç kimse kalmadı. Bu anlayışla yönettikleri Türkiye'de Sayın Erdoğan'ın paşa gönlü ne istiyorsa o oluyor, o yapılıyor. Sırf canları istedi, sadece canları istedi diye uluslararası bir anlaşmayı tırnak içinde kendileri adına feshedebiliyorlar. Sırf canları istedi diye gecenin bir yarısı itibarı bağımsızlığından gelen Merkez Bankası'nın bir başkanını daha görevden alabiliyorlar. Sırf canları istedi diye Türk milletinin kutlu iradesini hiçe sayıp demokrasinin, hukukun, devlet insanlığının gereklerini yerle bir ediyorlar, edebiliyorlar. Anayasamız diyor ki, anayasada kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Yani diyor ki Cumhurbaşkanının karar ve işlemleri anayasanın ve kanunların üzerinde değildir. Tam tersine Cumhurbaşkanı onlara tabidir. Oysa bir bakıyoruz bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kendisine ek yetkiler verilmiş ve Sayın Erdoğan millet iradesini hiçe sayan o kanunsuz yetkiyle gece yarısı aklına esmiş ve İstanbul Sözleşmesi'ni feshetmiş. Dava arkadaşlarım, bu yetki aşımı milletimiz için hak gaspıdır. Mesela mülkiyet hakkı da aynı yöntemle gasp edilebilir. Mesela memuriyetten doğan tüm haklar da aynı yöntemle gasp edilebilir. Mesela çalışanlarımızın tüm yasal hak ve güvenceleri de aynı yöntemle gasp edilebilir.
Bu gaspın bir kez önü açıldı mı, nerede duracağını kestirmek zordur. Yarın emekli maaşlarına artık ödemiyorum, ödenmeyecek diye bir cumhurbaşkanlığı kararının çıkmayacağını bilemezsiniz. Yarın çiftçilere anayasal hakları olan destekleme primini ödemeyeceğim diye bir cumhurbaşkanlığı kararının verilmeyeceğini bilemezsiniz. Yarın seçme ve seçilme hakkını iptal ediyorum diye bir cumhurbaşkanlığı kararına uyanmayacağımızı bilemezsiniz. Sayın Erdoğan, bu gittiğin yol yol değil. Böyle olmaz. Böyle devlet yönetilmez. Cumhurbaşkanı dahil hiç kimse millet iradesinin, anayasanın ve kanunların üzerinde değildir. Aldığın abuk sabuk kararlarla hukuksuzluğu normalleştirmekten vazgeç. Şimdiden uyarıyorum. Seni o makamlara getiren Türk milletinin iradesine, Türk devletinin hukukuna, Türk demokrasinin ruhuna halel getirecek herhangi bir hesabın içindeysen yol yakınken geri dön. Bugün uluslararası sözleşmeyi hukuka aykırı bir şekilde yetkini ve haddini aşarak iptal edip yarın da aynı hukuksuzluğu başka alanlarda kullanmayı hesaplıyorsan şimdiden söyleyeyim, yanlış hesap Bağdat'tan döner. Bugün kendin için açtığın bu dolambaçlı yollar yarın döner dolaşır karşına çıkar. Sen bilirsin ama bu salonu şereflendiren arkadaşlarım bilir. Kaosu çıkaran, kaosun parçası olan kaosu yönetemez. Tekrar söyleyeyim mi Sayın Erdoğan? Kaosu çıkaran, kaosun parçası olan kaosu yönetemez. Dünün vesayetçilerinin yaptıklarının ötesini bugün çıkıp sen kendin yaparsan yarın aynısıyla karşılaştığında dün yanında dimdik duranları o gün yanında bulamazsın. Bunu böylesine bilesin. Aziz milletim, Türkiye Büyük Millet Meclisi İstanbul Sözleşmesi'ni 2011 yılında tüm partilerin onayıyla, milli bir uzlaşıyla kabul etmiştir. AK Parti iktidarının milletimiz için yaptığı ender iyi işlerden biridir. O zaman gelinen bu noktada sizce de bir gariplik yok mu? Bunca yıldır bu sözleşmeyi iç siyasete malzeme yapıp, kadınlardan, çocuklarımızdan, aile yapımızdan dem vurup, siyasi rant kovalayan Sayın Erdoğan'ın bugün çıkıp aynı sözleşmeyi feshetmeye kalkması sizce de garip değil mi? Elbette garip ama şaşırtıcı değil. Neden mi? Çünkü arkadaşlar zorda. Çünkü oylar eriyor. O nedenle Sayın Erdoğan panik içerisinde kimin gözüne nasıl girerim? Kimden nasıl siyaset devşiririm diye çırpınıyor, çırpınıyor. Sırf çarpık zihniyetli bir azınlığa şirinlik yapacağım diye Türkiye'de şiddet gören, istismar edilen, tacize, tecavüze uğrayan kadınlarımızın, çocuklarımızın güvenliğini, kutsal aile yapımızı kurban ediyor. İşin özü işte budur. Üzerinde öyle uzun uzun tartışmanın anlamı yok. Şu madde şu anlama gelir, bu madde şöyle sakıncalıdır gibi hamasi ve samimiyetsiz tartışmalara gerek yok. İstanbul Sözleşmesi'nin hedefi belli. Kadınları, çocukları ve aileyi koruyup kollamak. Bu kadar net. Ya kadınları korumayı seçeceksiniz ya da kadın katillerine cesaret vereceksiniz. Ya çocuklarınızı kollamayı seçeceksiniz ya da çocuk tacizcilerine yol vereceksiniz. Ya ailelerinize sahip çıkacaksınız ya da yuvaların yıkılmasına göz yumacaksınız. Bu kadar basit. Ne var ki Sayın Erdoğan'ın siyaset anlayışı korumak ve kollamaktan anlamaz. Onun zihniyeti kavgadan, kargaşadan anlar. Onun siyaseti nefretten, düşmanlıktan beslenir. Kimseyi bulamazsa
geçer aynanın karşısına, kendiyle ve icraatlarıyla kavga eder. Nitekim İstanbul Sözleşmesi konusunda da durum aslında budur. Bu arkadaşlar sözleşmenin gereğini yapmak için en küçük adımı bile atmamışlar. Şimdi ise çıkıp kendi elleriyle imzaladıkları sözleşmeye karşı mücadele ediyorlar. Bizim de bu tiyatroyu onaylamamızı bekliyorlar. Çok beklerler. Kardeşim, madem kafanızı karıştıran maddeler vardı, o zaman sözleşmeyi neden imzaladınız? Madem şüpheleriniz vardı, o zaman bir de adını İstanbul Sözleşmesi niye koydunuz? Madem kadınların, çocuklarımızın iyiliği umurunuzda değildi, o zaman kime şirinlik yapma peşindeydiniz? Bu işler öyle gece yarısı kararnameleriyle, abuk sabuk konuşan vekillerle, tabela kovalayan trollerle olmaz. Çıkacaksın, devlet yönetmenin ciddiyetiyle bunların cevabını vereceksin. Niye imzaladın? Şimdi niye vazgeçiyorsun? Bu millete, kadınlara tek tek anlatacaksın. Öyle haksız, hukuksuz oldu bittilerle bu işin içinden sıyrılamazsın Sayın Erdoğan. Aziz milletim, Türkiye'de son bir yılda 304 kadın öldürüldü. Her gün ülkemizin dört bir yanından artık sokak ortalarına kadar taşan kadına yönelik şiddet görüntüleri geliyor. Çocuklarımız bile şiddetin, tacizin, tecavüzün mağduru. Boşanmalar çığ gibi artıyor. Aile yapımız sarsılıyor ve şiddetin bundaki payı büyük. Biz diyoruz ki devlet kadınları, çocukları, aileyi korumak zorundadır. İstanbul Sözleşmesi işte tam da bunun için vardır. Onlar ise sözleşmenin gerektirdiği yasal düzenlemeleri yapıp uygulanmasını sağlamak yerine birkaç oy uğruna kadınlarımızı, çocuklarımızı ve ailelerimizi feda etmeyi seçtiler. Birkaç oy uğruna çocuklarımızı korumayı değil, 7 yaşındaki kızlarımızı evlendirmeyi seçtiler. Kadına el kaldıranın karşısına dikilmeyi değil, o saatte ne işi varmış vicdansızlığını seçtiler. Kadının iş hayatında önünü açmayı değil, çalışan kadın fuhuşa hazırlanıyor ahlaksızlığını seçtiler. Çünkü ne kadınları, ne çocuklarımızı, ne de aile yapımızı korumak gibi bir dertleri yok. Tüm hesapları iktidarlarını sürdürmek. Tek öncelikleri koltuklarını korumak. Memlekete, millete ne olursa olsun yeter ki koltukları korunsun. Bu koltuk sevdasının sonunda harcanan kadınlarımız oldu. Harcanan çocuklarımız oldu. Harcanan aile birliğimiz oldu. Ama hiç kimse merak etmesin. İlk seçimlerden sonra bu utancı temizleyeceğiz. Çünkü biz doğrularını anketlere göre belirleyenlerden değiliz. Çünkü biz değerlerini bir avuç ahlaksıza peşkeş çekenlerden değiliz. Çünkü biz koltuk uğruna dün ak dediğine bugün kara diyenlerden hiç değiliz. Söz konusu kadınların hayatıdır. Söz konusu çocuklarımızın sağlığıdır. Söz konusu ailelerin birliğidir. Hal böyleyken bizim için gerisi teferruattır. İktidar şiddeti, tacizi, tecavüzü, ölümleri izlemeye devam etsin. İyi Parti amasız, fakatsız, ancaksız milletinin yanındadır. İktidar istediğini söylesin. Biz biliyoruz ki İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Değerli dava arkadaşlarım, mesele sadece İstanbul Sözleşmesi'ne karşı takındıkları tutum değil. Mesele bunların 19 yıldır benimsediği fırıldak siyaset anlayışıdır. Bu siyaset nabza göre şerbet siyasetidir. Bu siyaset kullan at siyasetidir. Bu siyaset selpak siyasetidir.
Bunların siyasi ortaklıkları da böyledir. Siyasi hamleleri de böyledir. Nitekim 19 yılda icap ettiğinde herkesle ittifak kuran da Sayın Erdoğan'dır. Fakat bu ittifakı Allah var, hiç bozmadan devam ettirdiği bu ülkede bir kişi var. O da İmralı canisi Abdullah Öcalan'dır. Bizim Mehmet ya, bizim Mehmet. Ailevi birliktelik var aralarında. İşi bittikten sonra her ittifak ortağına sümüklü mendil muamelesi yapan da yine Sayın Erdoğan'dır. Bu zihniyet için devlet iktidarını ayakta tutacak olan güçten başka bir şey değildir. Bu zihniyet için demokrasi köprüyü geçene kadar değerlidir. Bu zihniyet için millet iradesi koltuğu koruyacak oy hesabından ibarettir. Aziz milletim, şimdi herkes doğal olarak piyasalardaki bu yangının sebebi nedir diye soruyor. Sebep işte bu zihniyetin ta kendisidir. Kendinize şunu sorun. Paranız olsa nereye yatırırsınız? Güvenli bir yere mi yoksa güvenin sarsıldığı bir yere mi? Bu kadar basit. Türkiye'yi yönetenler artık ne içeride ne de dışarıda yatırımcıya güven vermiyor. Mesele budur. Mesele işinizle, aşınızla, hakkınızla zerre ilgilenmeyen bu iktidarın artık ömrünü tamamlamış olmasıdır. Mesele ömrünü tamamlamış her iktidar gibi artık bunların da akıldan, sağduyudan uzaklaşıp şirazelerinden tamamen çıkmalarıdır. Piyasalar için istikrar ve güvenin adresi olması gereken Merkez Bankası'nı yapboz tahtasına çevirmeleri de işte bundandır. Biliyorsunuz daha 4,5 ay önce damat bakanı göndermek pahasına göreve getirdikleri Merkez Bankası Başkanı da cuma gecesi itibariyle gitti. Damada affettik diyorlardı. Onun gidişine sebep olan başkan görevden alındım dedi. Görevden alındığı için bir de teşekkür etti. Burası çok önemli. Zaten her giden nedense bir rahatlıyor. Her giden de bir huzur, bir ferahlık, son derece zen bir tavır. Hayretle izliyoruz. İnsan ister istemez soruyor. Sizi nasıl bir ateşe atıyorlar ki ekonomideki tablo aslında ne kadar kötü ki görevden alınınca rahatlıyor. Üstüne bir de şükranlarınızı sunuyorsunuz kardeşim. Memleketi nasıl bir cendereye soktu bu tepenizdekiler ki giden her biriniz Allah sonumuza hayır etsin diyorsunuz. Böyle ekonomi yönetimi olur mu? Böyle devlet insanlığı olur mu? Gerçekten ibretlik. Durumumuz bu kadar kötüyse çıkıp milleti bilgilendireceksiniz. Devlet insanı öyle metin arası mesajlarla sağa sola sinyal vermez. Ya susar, sessizce kenara çekilir ya da çıkar milletine gerçekleri söyler. Bu kadar basit ama maalesef bu ucube sistemde balık baştan kokuyor. Devlet insanı olmak, devlet insanı bulmak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Değerli milletvekilleri, Merkez Bankası Başkanı göreve geldikten 4,5 ay sonra bir gece yarısı görevden almak. Akıldan ve mantıktan uzak, ekonomiyi de uçuruma sürükleyen bir adımdır. Türkiye, Sayın Erdoğan'ın düşünmeden aldığı şuursuz kararlar sonucunda hem yüksek faizin acı reçetesini ödüyor, hem de yükselen kur ve artan enflasyonla boğulmaya mahkum oluyor. AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılında Türkiye 2001 krizini yaşamış olmasına rağmen dünyanın en büyük 18. ekonomisiydi. Ekonomiye dair anlatılan başarı masallarına rağmen bugün ilk 20'nin en alt sırasında tutunmaya çalışıyoruz. 2001 krizi sonrası Merkez Bankası'nı kasasında net rezervle devralan AK Parti
bugün Merkez Bankası'nın kasasını borçlu hale getirdi. Damat Bakan'ın sattığı 128 milyar doların neticesinde Merkez Bankası eksi 63 milyar rezervle borç içinde yüzüyor. Faizler de son 4 ayda %90'a yakın arttı. %19'a çıktı. Değerli dava arkadaşlarım, bu cübe sistemde Sayın Erdoğan'ın bilgisi ve izni olmadan faiz arttırılmaz, arttırılamaz. Sözüm ona, kendisi faiz düşmanı ama faizi arttıran da kendisi. Faiz artınca kelle alanda yine kendisi. Tüm olanlara rağmen maşallah yine herkes kötü, bir tek kendisi iyi. Yapılan yanlışlar aman Sayın Erdoğan'a fatura edilmesin diye bu ucube sistem çöp öğütür gibi bürokrat öğütüyor. Bu sırada olan da cefakar milletimize oluyor. Hatırlıyor musunuz? Kendisi ne demişti? Ekonominin patronu da sorumlusu da benim. Aynen böyle demişti. Bunu dedi ama her yanlışa bir bakan, bir bürokrat harcarken çıkıp tek bir günde yanlış yaptım, milletim beni affetsin demedi. Yalnız 4,5 aylık Merkez Bankası başkanını yiyen süreçte bu defa ilginç bir şeyler oldu. Cuma sabahı iktidara yakın bir gazete başlık atıp faiz artırımına tezgah dedi. Aynı günün gecesinde yeni başkan gitti, aynı gazetenin yazarı en yeni başkan oldu. Vay be, işe bakar mısınız? Sayın Erdoğan bir zamanlar gazete manşetleriyle bize istikamet veremezler diyordun. Şimdi bakıyorum da onlar sabah manşet atıyor, sen akşamına gereğini yapıyorsun. Nereden nereye? Manşetlerle vuruşa vuruşa geliyordunuz, manşetlere eğile eğile gidiyorsunuz. Yolun açık olsun. Bu vesileyle çiçeği burnunda Merkez Bankası Başkanı'nı uyarmak istiyorum. Görünen o ki şimdiden o koltuğa yeni talipler var. Hocam dikkatli olsun. Baktı ki bu atamalar verilen ayarlar üzerinden oluyor. Faizlerin gidişatını beğenmeyen Ayasofya imamı Twitter üzerinden ayar verip hem faiz dövlerine gözdağı verdi hem de Merkez Bankası Başkanlığı'na göz kırptı. Baktı ki elin yabancısı ülkesinde %1-2 faizi zor alırken burada %19 veriliyor. Baktı ki ekonomist cumhurbaşkanı, eski bakanlar, milletvekilleri, ekonomi profesörleri bu işi beceremiyor. O da gerekeni yaptı ve görünen o ki göreve talip oldu. Listenin birinci sırasına yerleşti. Sayın Başkan, siz olun, o koltuğa çok alışmayın. Sayın Erdoğan'da bu zihniyet varken bu pilav daha çok su kaldırır. Olur mu olur? Sayın Erdoğan yöneticilik kariyeri bu tip fantastik atamalarla doludur. Değerli milletvekilleri, bugün Türkiye faizle kur arasına sıkışmıştır. Türkiye ekonomisinin bu şekilde köşeye sıkışmasının temel sorumlusu da büyük ekonomist Sayın Erdoğan'ın ta kendisidir. Merkez Bankası'nın elindeki para politikası silahının etki alanı sınırlıdır. Sayın Erdoğan sanıyor ki kendisi hiçbir şey yapmayacak, bütçeyi istediği gibi çarçur edecek, Türkiye'de hukukun, demokrasinin, insan haklarının önemsenmediğini gösteren her türlü işi yapacak, her türlü sözü söyleyecek, sorunlar kapıya dayanınca da meseleyi Merkez Bankası çözecek. Yok öyle bir dünya Sayın Erdoğan, 19 senede öğrenemedin mi? Ama bak seni bir konuda uyarayım. Eğer beceriksizliğinin sonuçlarına bir kılıf uydurmanın peşindeysen gözümüz üzerinde haberin olsun. Yarın çıkıp da fezlekeler yüzünden, kapatma davası yüzünden, faizle mücadele ettiğimiz için, İstanbul Sözleşmesi'nin feshi yüzünden, malum lobiler, dış güçler bize saldırıyorlar demeyi düşünüyorsan, şimdiden söyleyeyim yemezler, yemezler.
Ekonomiyi düşürdüğün durumun sorumluluğunu başkasına atamazsın. Açlığa mahkum ettiğin aziz milletimizin bu yalanlara karnı tok. Aziz milletim, bu ülkenin cumhurbaşkanı sorumlu davranmak zorundadır. Etrafına, lafına, sözlerine ve etrafına dikkat etmek zorundadır. Ülkenin ihtiyaç duyduğu reformları yapmak zorundadır. Sayın Erdoğan, çıktın bir ekonomik reform paketi açıkladın. Ya arkadaş, kimse inanmadı. Bir dönüp baksana. Eğer sen itibarı olan bir paket açıklasaydın, Merkez Bankası son faiz artışını yapmak zorunda kalmayacaktı. Damadınla birlikte bu ülkenin 128 milyar dolarını buharlaştırmasaydın, Türkiye dünyada faiz şampiyonluğuna oynuyor olmayacaktı. Yüksek faiz demek, bu kadar dış kaynağa ihtiyacı olan bir ekonomide ülkenin kaynaklarının yurt dışına akması demek. Ama maalesef bugünkü şartlarda iktidarın fahiş hataları nedeniyle yüksek faiz kaçınılmaz olmuştur. Hep söylüyoruz, yüksek faiz ateş düşürücüdür, tedavi etmez. Tedavi için size ancak zaman kazandırabilir. Tedaviye başlamazsanız vücut her defasında daha yüksek dozda ateş düşürücü ister. Tedavi geciktiği sürece de hastayı kaybetme riskiniz artar. Bir türlü ders alınmayan yanlışların sonucu ortada. Partili cumhurbaşkanlığı sistemiyle uçacağız demiştin. Faiz uçtu, döviz uçtu, enflasyon uçtu. Memleket de hızla uçuruma doğru uçuyor. İyi Parti memleketin çıkarına olan her politikayı destekler. Bu yüzden de bir önceki Merkez Bankası Başkanı fiyat istikrarının önemine vurgu yapıp enflasyonu düşürmekte kararlı olduğunu açıkladığında parti olarak kendisine destek vermiştik. Çünkü bizim sorumlu siyaset anlayışımız bunu gerektirir. Çünkü bizim milletimize olan sorumluluğumuz bunu gerektirir. İşte o nedenle memleketi getirdiğin son durumla ilgili olarak sana da bazı uyarı ve önerilerde bulunmak istiyorum. Sayın Erdoğan, bütün akademik çalışmalar bağımsız bir merkez bankasının makroekonomik kırılganlığı ve bankacılık piyasasındaki sistemik riskleri azalttığını, enflasyonu da daha düşük bir maliyetle düşürdüğünü gösteriyor. Hal böyleyken başta Merkez Bankası ve TÜİK başkanları olmak üzere bürokratlara oyuncağını beğenmeyen şımarık bir çocuk gibi davranman ekonominin itibarını zedeliyor. Şeffaflık ve hesap verebilirlik, sağlıklı bir ekonomi politikasının ve etkin bir kamu anlayışının olmazsa olmaz iki kriteridir. Gece yarısı piyasalar kapandıktan sonra yaptığın atamalar, çifte kasa gibi kullandığın varlık fonu, herkesten kaçırmaya çalıştığın Sayıştay raporları zedeleyip ülkemizi çok yüksek bir risk primi ödemeye mahkum ediyor. Attığın her yanlış adım, sürdürmekte inat ettiğin her yanlış tutum bu ülkeyi daha da fakirleştiriyor. Türkiye bu fakirliği hak etmiyor. Bu keyfiyetten, bu şımarıklıktan bir an önce vazgeçmen gerekiyor. Keyfi tutum ve davranışların Türkiye'yi bir ödemeler dengesi krizine sürüklüyor. Mevcut durumda Türkiye'nin dış borcunun milli gelire oranı 2001 krizindeki seviyenin de üstünde. Türkiye'nin kısa vadede çevirmesi gereken çok yüksek bir dış borcu ve cari açığı var. Üstelik geçmiş dönemlerde olduğunun aksine Merkez Bankası'nın duruma müdahale edebilecek rezervleri de artık yok. Türkiye zihni sinir projelerini uygulayacağın bir laboratuvar değildir. Attığın abuk sabuk adımlar, yarattığın tedirginlik ve kritik makamlara atadığın liyakatsiz insanlar ekonomiyi tahrip etmekten başka bir işe yaramıyor. İşte o nedenle Merkez Bankası'nın rezervlerinin eridiği bu dönemde iş bilmez danışmanlarının gazına gelip Türkiye'yi iyice üçüncü dünya ülkelerine benzetecek sermaye kontrolü gibi
şaibeli yollara başvurma, hatta başvurmayı aklının ucundan bile geçirme. Sürdürmekte inat ettiğin yönetim anlayışı, Türkiye'nin en yüksek ikinci faizini vermemize rağmen döviz kurunu arttırıp milletimiz için hayatı daha da pahalı hale getiriyor. Türkiye'yi fakirleştiriyor. Türk liramızın değer kaybı senin ve damadının sandığı gibi ihracatımızı arttırmayacak. Sanayi 4.0'ın üretim yapılarını değiştirdiği bu dönemde rekabetçiliği değeri düşük Türk lirası üzerinden değil, değerli bir ürün gamı üzerinden kurgulamamız gerekiyor. İhracatımızı arttıracak en önemli faktör, dünya ticaretinin bölgeselleştiği bu dönemde Avrupa Birliği ülkeleriyle daha fazla entegre olmaktır. Gel, Türkiye'yi fakirleştiren değil, zenginleştiren bir dış politika izlemeye bugünden itibaren başla. Enflasyonu düşürüp istihdam sağlayan bir büyüme modelini hayata geçirmenin ilk şartı hukukun üstünlüğünü tesis etmektir. Hukukun üzerinden elini çek. İzlenen yanlış politikalar sonucunda bankacılık sektöründeki sorunlu krediler çok önemli bir problem olarak karşımıza çıkacak. Bir an önce bu sorunlu kredilerin faturasını halkımıza çıkarmayacak bir çözüm bul. Ülkemizin çok ciddi bir tasarruf açığı var. Bu yüzden de sınırlı tasarrufları doğru yerlerde kullanmak, etkin bir kaynak dağılımı yapmak büyük önem taşıyor. O yüzden Kanal İstanbul gibi projelerle bu ülkenin tasarruflarını heba etme, gelecekteki kuşaklara aktaracağımız çevremizi de daha fazla tehlikeye atma. Aziz milletim, bütün mesele işi ehline vermekte. Kasaları dolup taşan o 5 müteahhit yerine milleti düşünmekte. Toplam üretimi, toplam geliri, toplam tasarrufu, yani özetle makro ekonomiyi belirleyen o ülkenin üretim gücüdür. Bu açıdan baktığınızda Türkiye'nin hiçbir makro ekonomik sorunu yoktur. Türkiye Avrupa'nın en geniş tarım alanlarına sahip. Sadece 83 milyonu besleyecek kadar değil, 183 milyonu besleyecek kadar büyük tarım alanlarına sahibiz. Her ürünün yetişebileceği farklı iklimlere sahibiz. Bordan altına, bakırdan demire çok geniş bir alana yayılmış maden kaynaklarına sahibiz. Toplu iğneden otomobile kadar her şeyi üretebilecek sanayiye sahibiz. Dünya ticaretinin tam merkezindeyiz. Hiçbir ülkenin sahip olmadığı bir lojistik avantaja sahibiz. Bu coğrafyanın en zengin tarihi ve kültürel mirasına sahibiz. Göbekli Tepe'de bizim, Ayasofya'da bizim, Efes'te bizim, Olimpos'ta bizim, Halfeti'de bizim, Nemrut'ta bizim, Pamukkale'de bizim, Kapadokya'da bizim. Bir yanı Karadeniz'e, bir yanı Ege'ye, bir yanı Akdeniz'e bakan dünyanın en güzel kıyılarına sahibiz. Yaz turizmden kış turizmine, golf turizminden gastronomiye kadar hepsine sahibiz. İş gücü açısından da Avrupa'nın birinci ülkesiyiz. Genç bir nüfusumuz var. Çalışacak, üretecek, teknoloji girişimleri kuracak 15 milyon gence sahibiz. Değerli arkadaşlarım, bu kadar zenginliğe sahip bir ülkenin makro ekonomik sorunu olamaz. Bu kadar basit. Türkiye'nin makro ekonomik sorunu yoktur. Türkiye'nin makro Erdoğanik sorunları vardır. Makro Erdoğanik sorunlarımız yüzünden onca zenginliğe karşın 8500 dolarlık milli gelirle Avrupa'nın sonuncusuyuz. Akıl fikir sahibi bir iktidarla olması gereken en az 20 bin dolardır. Böyle söyleyince şaşıranlar oluyor. Asıl şaşılması gereken yaşadığımız bu fakirliktir. Asıl şaşılması gereken Avrupa'nın en zengin kaynaklara sahip olan ülkesinin Avrupa'nın en fakir ülkesi olmasıdır. Peki çözüm ne?
çözüm gayet açık. Bu ucube sistemden acilen kurtulup iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek. Hukuku üstün, demokrasiyi de tam ve kamil kılıp bu büyük zenginliğin sahibi olan Türkiye'yi bu zenginliği milletine aktaracak ahlaklı, ehil ellere emanet etmek. Gerisi kolay. Aziz millet, Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının bizleri bölmesinden artık bıkmadık mı? Önümüze ardımıza bir sıfat koyup bunu zorla kabul ettirmeye çalışmalarından usanmadık mı? Eloğlu'nun değil, kendimizden sandıklarımızın bizi ayırmasından sıkılmadık mı? Biz sıkıldık. Ocu, bucu, şucu diye tasnif edilmekten, sonra da adına siyaset diyerek üzerimize hesap kitap yapılmasından artık sıkıldık. Ayrıştırılmaktan, kutuplaştırılmaktan, birbirimize yabancılaştırılmaktan artık sıkıldık. AK Parti'ye oy verenin makbul, vermeyenin terörist ilan edilmesinden artık sıkıldık. Ama ne olursa olsun umudunuzu kaybetmeyin. Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok. Biz varız. Türk milleti bu beceriksizliğe mahkum değildir. Türk devleti kabile standartlarına mecbur değildir. Türk Cumhuriyeti düşmanlık siyasetinin öznesi değildir. Türk ekonomisi belirsizlik ve keyfiyetin elinde esir değildir. Türkiye bu ucube sisteme ve onun mucitlerine muhtaç hiç değildir. Biz geleceğiz ve iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistemle Türkiye'yi içine sokulduğu bu sarmaldan çıkaracağız. İyi Parti iktidarında devlet parçalayan değil, yeniden birleştiren olacak. İyi Parti iktidarında siyaset ayrıştırmak için değil, millete hizmet etmek, her bir ferdine güzel bir gelecek sunmak için yapılacak. İyi Parti iktidarında müştereklerimiz mayamız, farklılıklarımız zenginliğimiz olacak. Hukukun verdiği güvenle, demokrasinin sağladığı özgürlükle, liyakatin gücü, gençlerimizin heyecanıyla Türkiye'ye hak ettiği huzuru, milletimize hak ettiği zenginliği getireceğiz. Değerli dava arkadaşlarım, Türkiye'nin dört bir yanında millet bizi çağırıyor. Biz de o kutlu çağrıyı hep birlikte duyuyoruz. İşte o nedenle yollardayız. Ayakkabı eskitiyoruz. Milletimiz zor durumdayken bize yorulmak yok. Milletimiz çile çekerken bize dinlenmek yok. Milletimiz bize güvenmişken yalanla, iftirayla oyalanmak yok. Çok çalışacağız, işimizi en iyi şekilde yapacağız ve milletimizin takdirini kazanacağız. Çok çalışacağız ve Türkiye'yi yönetme onurunu ilk sandıkta alacağız. Çok çalışacağız ve milletimizi hak ettiği Türkiye'ye mutlaka kavuşturacağız. Bu kutlu yolda Allah yar ve yardımcımız olsun. Toplantımızı şereflendirdiniz. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.